Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Siber hafta sonu arkasından yükseltmeler devam ediyor. Henüz seviye yükseltme gelmedi ama beklemek istemediğim birkaç karakter vardı. Bir tane R4 attık arkadaşlar. Bir de şimdi 6 yıldız R3 atacağız ama kimlere atsak diye şöyle bir bakınıyorum. 6 yıldız R3. Örümcek domuz mesela aklımda var arkadaşlar. Gerçekten çok aklımda olan çok çılgın bir karakter. Örümcek domuz. Ondan sonracıma 99 da atabilirim. Bu da çok aklımda olan bir şey. Yine Diablo. Diablo'yu aslında çok istiyorum. Onu söyleyeyim. Diablo R3 atmayı gerçekten çok istiyorum. Son varyant 8 Fatih Domino. Domino da var. Odin Reis. Keza çok fazla kullanıyorum. Tabii ki daha çok dövüş öncesi yeteneğini kullanıyorum ama kendisi de oldukça kaliteli bir karakter ve şu anda R2, yani R3 atsam neler yapar. Hulkbuster yine atmak istediğim bundilerden bir tanesi. Tabii ki gümüş sözcüğü atmak istiyorum. Prestige için özellikle. Thor keza yine prestij için atılması gereken bir karakter. Namor kopyalanırsa eğer. Namor kopyalanırsa. Bu da prestij basılarak atılabilir ki 6 yıl cevheri yandırması da var. Ondan sonra Nemrut keza yine kopyalayıp atmak istediğim rolardan bir tanesi. Aşağıya doğru daha devam eder bu. Daha devam eder. Tamam. Kimi basalım, kimi basalım. Arkadaşlar madem prestij için yola çıktık. Prestijden devam o zaman. Gümüş sörfçüye basalım. R2 atma taşı var. Önce bir R2 atma taşını kullanalım. Ve sörfçüye ne varsa basalım. Burada çok mu mistik var? O mistikler beklesin. Belki bir gün kullanırız. Belli olmaz. Şimdi kozmik izolardan yardırmaya devam. Sörfçüyü R3'e çıkartacağız arkadaşlar. Bu evet prestijimize oldukça etki edecek. Oldukça etki edecek prestijimize. Bir de taş da basacağız. Taş da basacağız. Taşları Herkül'e değil. Sörfçüye basacağım. Gel bakalım. Yavrum beni. Gel bakalım. Alabildiği kadar taş alsın. 34 oldu. Bir tane daha bastık mı 35 olacak. Doğru mu? Hatta bir taneye bile gerek yok. Şöyle küçük bir şey. Neyse ya. O kadar da şey yapmayalım. Pinti olmayalım değil mi? Bas. Ve R2 oldu arkadaşlar. Şimdi R3'e çıkartacağız. R3 atma taşım var ama taşımı kullanmayacağım. Önce kendi imkanlarımı birazcık kullanayım diyorum. Belki T5 çok gidecek ama neyse abi giden çoktan çok azdan az gider demiş ünlü filozof. Devam. Ve R3'e doğru gümüş sörfçüyü itekliyorum acılar. Siber hafta sonunda kopyaladım arkadaşlar bunu. Çok şükür sonunda kopyaladım. Yani cevher uyandırma basmaktan kurtuldum öyle söyleyeyim. Şimdi 23-23 alabiliyoruz. Tam kapasite alamıyoruz ama neredeyse yarısını alıyoruz işte. Gümüş sörfçüyü bakalım bizim prestijimizi ne kadara çıkartacak. Dediğim gibi önemli olan mevzu aslında prestij mevzusu. 27. seviyeye kadar çıkıyor koçum benim. Bir oldu ha gayret. 45'e ne kaldı şurada? Yine çok fazla almayayım. Fazla fazla durmasın şöyle. Elimizden geldiğince ekonomik olmaya çalışalım. 18.000'e çıktı bile koçum benim. Yine şöyle bir sıra aldım. Sanki fazla aldım ama neyse. Yo tam almışım koçum benim. Ve arkadaşlar gümüş sörfçümüzde 6 yıldız R3 oluyor bu arkadaşımız. Saldırı gücü 4700. Eşyaları da var. Eşyalarını da kullanalım arkadaşlar. Şuradan bir 25 tane kozmik basalım. Bunlar hepsi siber hafta sonunda seçtiğimizde de ben bunları hep planlamıştım arkadaşlar. Bunlar benim hep planlı hareketlerimdi.
O yüzden kozmikleri seçtim zaten. Yani iz olarak da yine kozmik ve mistik ağırlık yapmıştık. Hatta biraz da mutant bastık. Güzel. Şu anda 63 kopya oldu. 105 tane de burada taşım var arkadaşlar. 105 tane de burada taşımız var. Toplam 168 kopyaya kadar çıkartabiliyorum. 32 kopyası eksik kalıyor. O da zaman içerisinde oturur zaten. Önce bu 105 taşı bir bassın da. Ondan sonrası kolay zaten. Dım dım dım. Ay ay, Erzincan Çarşı Pazar Leylim aman aman. Gümüş Söpçü burada arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 168 kopya çıkıyor arkadaşlar. Gümüş Söpçü vatana millete hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Hayırlı uğurlu olması dileğiyle diyorum. Prestijimiz ne olmuş? Arkadaşlar 14.117'de şu anda prestijimiz. Şu benim tabloma bir bakayım. Demedim. 14.117 diye gözüküyor. Allah, sanki biraz daha yüksek gözükmesi lazım gibi. Kaç ki bunun kopya sayısı? 168. Neyse, 14.117 de güzel. Allah bereket versin. Ama şeyde baktığımda biraz daha farklı gözüküyor. Bu Prestige sitesinde. Neyse, vardır bir hayır, tut ortadan iki hayır. Böylece gümüş sörfçümüzü de yapıştırmış olduk. O zaman gidelim. Bir gümüş sörfçüyle de bir miktar gameplay yapalım bakalım. Yine gümüş sörfçüyle de bir orta bir ağır saldırı oynayarak aslında oynaya bilirsiniz. Şöyle bir şey yapalım. Gümüş sörfçünün yanına çok bir şey yok aslında. Böyle bir sinerji yapabileceğiniz bir şey yok. Ama biz yine de ne yapalım? Şöyle klasik Nick Fury sinerjisi yapalım. Sağlık bassın, dursun kenarda. Bir de sağlığa mağlığa gerek yok ya. Bu adamın yanında hakikaten sinerji yok. Yani Herkül koyayım. Bir tane Nick Fury koyayım. Tamam, yeter böyle ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. Dediğim gibi bir orta bir ağır, bir orta bir ağır oynayacağız. Yine burada gümüş sörfçüyle oynarken aslında kendi üzerine aldığınız takviyenin sıralamasına dikkat etmek lazım. Yani hiddet, güç barı şeklinde gidebilirsiniz. Daha fazla tutmak için aslında. Hemen hiddetle başlayalım mevzuya. Bir orta bir ağır saldırı. 8.000'e 17.000. Koçum benim. Hemen bir tane de güç açalım üzerimize. Çünkü yeni bir takviye yaptığımızda şöyle yakışıklı bir L2. Arkada seken hasarlar. Bir daha tüm takviyeleri yeniledik. Buradaki ıska mevzusu da güzel oluyor aslında. Çağ. Fırsatınızı buldukça bir orta bir ağır saldırı oynayacaksınız abi. Bu olay mevzu böyle gidiyor. Aslında gümüş sörfçü de fena vurmuyor ama yani gümüş sörfçü de alıp böyle yaldır yaldır da oynayacağınız bir karakter değil. Yoksa fena değil. Yani vuruyor mu? Vuruyor. Allah'ın bereketi. 21 bin vurdu az evvel. Tüh. Onu nasıl yedik yahu? Bir de ağır saldırı mesafesi olsaymış aslında Jinx olurmuş ha. Ben bunun L2'sini seviyorum ya. L2'si kritikli falan gelirse güzel oluyor. Arkada seken darbelerle falan. En azından yer.
Veyahut da L1 de atabilirsiniz. L1 atarsanız üzerine ikili ikili takviye açıyor bu sefer. Yani sonunda arkadaşlar ben de gümüş sörfçüyü R3 attım. Yani Prestige için. Bu aslında üzücü bir durum ya. Gerçekten de üzücü bir durum. Ya Prestige için belki de hiç kullanmayacağınız bir karakteri atıyorsunuz ve çift fidir açmak için de L1 attım. Bloğuna kusursuz yolum herif. Çat. Kaç kombo da almış? 89 kombo da almış. Yani bir 6 yıldız R3 için ortalama. Ortalama. Yani 6 yıldız R3'ler, hatta bazı R2'ler bile 40'lı kombolarda, 40'lı 50'li kombolarda çıkartıyor artık. Öyle abartı hero'lar varken. Abi direkt depar attım ya elemana. Pat. Dediğim gibi gümüş sövçüyle genelde üzerindeki takviyeleri takip ederek oynuyorlar. İşte önce hiddet. İşte sonra atıyorum güç barı. Ne oluyor oğlum, bu niye beni dövdürüyor ya? Hiddet, güç barı, zırhlanma şeklinde yapıyorlar. Sonra da L3 atıyorlar. Ki üzerindeki takviyeleri daha uzun süre koruyabilsin diye. Evet, insanlar böyle çılgın teoriler peşinde koşuyor bak. Mesela biz de deneyelim. Şöyle bir zırhlanma açalım. Yine 3 takviye kendini yeniledi. Yine bu Gundren'in yanında Odin de olur ha. Tam bitmek üzereyken L3 atıyorsun. Sanırım L3 ile beraber de yeni bir takviye açtığı için bir tane daha yenileyecek. Aslında bu gümüş sörpçü üzerine bir antrenman var, var potansiyeli var, yok diyemem ama işte kim uğraşacak onunla abi. Bak bütün takviyelerini bir daha yeniledi acılar. Yahu çok dayak yiyor ya. Canına yandığımın dünyası. Düz vuruşlar 11 bin lira geldi Allah'ım. Artık takviyeler bitiyor. Ne çılgın bir silsilesi varsa bak, mesela yine güce bastık. Çift hiddetle yapıştır gelsin babuli. Çat. Vuramadık ya. Allah'tan ısla geçme mevzusu var da. Şimdi ağır saldırı spamı lazım buna ya. Bunun da eli ayağı cücük. Yani gümüş sörpçüyü mağaralı evlerinden biraz uzakta yapmışlar sanki hacı abiler. Vuruyor mu? Vuruyor. Normal oynarsınız. Oynamanız gereken yerde oynayabilirsiniz. 77 komboda da bunu aldı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın diyelim. Bu da bizim 25. 6 yıldız R3'ümüz oldu. Vatana millete hayırlı olsun. Güzel de bir prestij yaptı. İzlediğiniz için teşekkür ettik. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.